Merhaba. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır hayatlarınızda. Bugün flörtlerle ilgili konuşmak istiyorum. İlk buluşmada ve ilk görüşmede nelere dikkat edilmeli? Biliyoruz ki artık günümüzde tanışmak, görüşmek normal koşullarda zorlaştı. Ve belki birçoğumuz bu sebeple sosyal mecralara başvurmakta ya da çeşitli arkadaşlık uygulamaları kullanmakta. Ve bu şekilde görüşmenin ilk etapta bazı sakıncaları olabiliyor. Hiç tanımadığınız biriyle buluşacaksınız, telefonlaşıyorsunuz, haberleşiyorsunuz. Peki bu görüşmelerde ilk etapta nelere dikkat etmeliyiz? İlk olarak ister kadın alalım ister erkek hiç fark etmiyor. Bu video herkes için. İlk olarak karşımızdaki kişi zamanında geldi mi? Gelmediyse ona biz telefonla ulaşabiliyor muyuz? Bize geri dönüş yapabiliyor mu? Ulaşılabilir olmak çok önemlidir. Tabii ki bazen gerçekten önemli bir şey çıkmış ve kişi bize dönemiyor olabilir. Bunu kastetmiyorum ama bu o süre içinde sık sık olduysa, uzun saatler boyunca, hatta bazen bir gün boyunca ulaşamadıysak bu normal bir şey değildir. Her şeyden önce bunu not edelim. İkinci olarak, artık buluştuk, oturduk bir mekanda oturuyoruz. Kişinin konuşmalarına dikkat edelim. Bizimle kibar ve saygılı konuşuyor mu? Haddini aşmaya çalışıyor mu? Olmadık beklentiler içinde mi? Gerçekçi olmayan beklentiler içinde mi? Ve konuşmaları sırasında üçüncü şahısları çok fazla anlatıyor mu? Hayattan ya da başkalarından çok şikayet ediyor mu? İkinci olarak bunlara dikkat edelim. Ve üçüncü olarak kendini çok anlatıyor mu? Hep ben şöyleyim, ben böyleyim ya da ben bunları yaşadım, şöyle yaptım diye çok fazla kendini anlatıyor mu? Kendini anlatmaya çok mu ihtiyacı var? Buna dikkat edelim. Dördüncü olarak ailesiyle ilgili konuşuyor mu? Ailesiyle görüşüp görüşmediğini bir kere öğrenmek gerekir. Ailesiyle görüşmemesi olumsuz bir şeydir. Ve bunun tam tersi de aynı şekilde. Yani çok fazla ailesinden bahsetmesi, ailesini çok ön plana çıkarması, sürekli annem, 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 babam, babam, babam demesi. Ve buna dikkat edin. Bir sonraki aşamada artık görüşmenin sonuna geldik diyelim ve ayrılacağız. Hesabı ödemekle ilgili aşırı mı cömert yoksa tam tersi cimri mi? Bir de buna dikkat edelim çünkü bu da sonraki günlerde eğer flört görüşme devam edecekse size bununla ilgili önemli bir ipucu vermeli. Ne çok fazla cömert olmalı ne de cimri olmalı. Çünkü çok cömert davranırsa bilinç altında başka bir şey vardır ve size gerçekte olmadığı bir izlenim vermek istiyordur. Sonrasında bunun acısını çıkarabilir. Cimri ise de bu cimriliğe yine hep devam edecektir. Hep sizden bekleyecektir. Yine bunu anlamamız lazım. İlk görüşme ve buluşma çok önemli elbette. İlk izlenim. Tabii sizlerin kişisel olarak dikkat edeceği hususlar da olabilir. Belki giyim, kıyafet sizin için önemlidir. El kol hareketleri, mimikler belki sizin için önemlidir. Ses tonu, bakışlar önemli olabilir. Mesela gözlerini sürekli bir yere dikmesi ya da sizi böyle çok fazla süzer gibi bakması. Yine bunlar da çok hoş değildir. Aşırı bakımsız gelmesi hoş değildir. Bunlar da sonraki zamanlar için yine size ipucu vermeli. Kişinin hep bahaneleri olmamalı. Belki ilk görüşme öncesinde bir süre mesajlaşma, telefonlaşma olacaktır. Mesela
O süreçte de bunlara dikkat etmek lazım. Sürekli işi var mı? Size dönmekte zorlanıyor mu? Hep aynı şeyleri mi anlatıyorum? Bütün bunlara dikkat etmekte fayda var. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Görüşmek üzere.